Sevgili arkadaşlar, size istatistiklerden bahsetmek istiyorum. İstatistikler şunu söylüyor. İnsanların %98'i hedeflerini kağıda yazmıyor diyorlar. O yüzden arzuladığı hedefe ulaşamıyor. Hani derler ya, insanların %98'in malına sadece %2'si sahip oluyor. Yani şu dünyada 100 kişinin içerisinde 98'in malı kadar, sahip olduğu mal kadar sadece %2 sahip oluyor. Bu %2 hedeflerini yazan insanlar işte. Onlar %98 kadar insanların başardıklarını, kazandıklarını sahip oluyorlar. %2'si %98'in toplam başarılarına veya varlıklarına sahip oluyorlar. Bunlar araştırmalardan çıkan sayılar sevgili arkadaşlar. Peki ne anlıyoruz burada? Demek ki biraz önce dediğimiz gibi bu %2, insanların %2'si hedeflerini yazıyor. Çünkü yine istatistiklere göre hedeflerini yazdığında başarını 30 kat arttırıyorsun. Ne olursa olsun, neyle alakalı olursa olsun başarını, varlığını, zenginliğini, bereketini veya huzurunu veya aile huzurunu veya zaman bereketini, öyle diyelim, bazı insanların her şeyi vardır ama zamanı yoktur. İşte bunları arttırabiliyorsun. Kaç kat? 30 kat arttırabiliyorsun. Hedeflerini yazmak veya yaptıklarını yazmak, hatıra defteri tutmak. Bunlar tabii usulleri var. Doğru yazarsan başarıyorsun. Doğru yaparsan, doğru hedeflerini yazarsan. Yani onların da usulleri var. Onu da şimdiden belirteyim. Peki başka bir araştırma daha var. Onu da söyleyeyim. Yale Üniversitesi Amerika'da 20 senelik bir araştırma yapıyor. Diyor ki 100 öğrenciye şunu söylüyorlar. Oradaki istatistik sayısı şu şekilde. Diyorlar ki hedefleriniz nelerdir? Bu insanların büyük bir kısmının hedefleri var. Hedeflerini söylüyor. Fakat sadece bu 100 kişi içerisinde hedeflerini yazan 3 kişi var. Bakın, 100 kişiden hedeflerini yazan sadece 3 kişi var. 20 sene sonra bu 100 kişiyi çağırıyorlar. Onların hayatlarını inceliyorlar. Sevgili arkadaşlar, orada şu çıkıyor ortaya. Bu hedeflerini yazan 3 kişi arzuladıkları hedeflere ulaşmışlar, hatta geçmişler bile. Ama o %97'si, 97 kişi hedeflerine ulaşamamış. Söyledikleri hedeflerine ulaşamamışlar bile. Çünkü yazdığın zaman beynine işliyor. Beynine, şuradan beyincik bölümünden beynine işliyor, kayıt ediyor. Almanların bir sözü var, wer schreibt, der bleibt. Yani yazdığın beyninde kalır. Sen eğer sahip olmak istiyorsan, yani elindekilerini kaybetmek istemiyorsan veya hedefine ulaşmak istiyorsan mutlaka yazman lazım. Peki hocam, benim hedeflerim var. Yıllardan beri hedefim oldu zaten. Her zaman yeni yıl için hedeflerim oldu. Ama nasıl yazacağım? Bir türlü ulaşamadım. Ne yapmam lazım? Sevgili arkadaşlar, bunların usulleri var. Bunların yöntem ve taktikleri var. Bunları doğru yaparsanız o zaman gerçekten hedeflerinize ulaşıyorsunuz. Biz bunların usullerini haftalarca bazen anlatıyoruz. Yani o kadar önemli teknikler içeriyor ki o yöntemlere göre yazarsanız o zaman mutlaka hedefine ulaşıyorsunuz. Yani kaçmıyor sizden. Dolayısıyla bunların usulleri var. Örneğin bizim programlarımıza katılan arkadaşlar bize bir ay boyunca hedeflerini gönderiyorlar. Ve her seferinde her gün biz onları düzeltiyoruz kişiye göre. Yani öyle sadece bir kere kağıda yazayım bitsin olmuyor. Bu yazılan hedefleri gerçekten günübirlik takip etmek gerekiyor. Usullerine göre uzman ne yapacak? Her seferinde şekillendirecek ve bazen bir ay sonra tam kıvamına oturuyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla öyle kesip atmak da olmuyor. Yine de size birkaç tüyo vermek istiyorum bu konuda. Birinci kural, ayağını yorganına göre uzatacaksın. Yani hedeflerini ona göre belirleyeceksin. İkincisi, kısa ve öz olmalı hedeflerin. Üçüncüsü, tekrar edilmesi gerekiyor. Günlük bir usulü var onun. Tekrar edilmesi gerekiyor hedeflerin. Dördüncüsü, hedeflerin seni takip etmeli. Hedefler hep seni takip etmeli. Yani her tarafta hedeflerini görebilmen lazım. Seni
gündemde tutsun. Senin öncelikler sıranı belirlesin. Bu da dördüncüsü. Bu kurallara dikkat edersen o zaman sen de hedeflerine daha hızlı ulaşabilirsin. Bakın biz yıllardan beri bu konularda hep yardımcı olduk. Eğitimlerimizle, seanslarımızla, bizim programlarımıza gelen insanlara ilk onu sorduk. Senin hedefin ne? Neredesin şu an? Nereye gitmek istiyorsun? Buraya gidebilmek için ne yapman lazım? Ben sana gösteriyorum. Ayak bağların nelerdir? Engellerin nelerdir? Çünkü engellerinden kurtulamazsan şimdiden gelecek o hedeflerine ulaşamıyorsun. Çünkü ayak bağları seni arkaya çekecek. Buraya gidebilmen için ne yapman lazım? Sana adım adım gösteriyoruz. Hedeflerini beraber yazıyoruz. Hedefini beraber belirliyoruz. Ve ayağını yorganına göre uzatarak mutlaka hedefine ulaşıyorsun. Ve bu zamana kadar gerçekten başarı oranı %99 sevgili arkadaşlar. Sen de başarabilirsin, sen de hedefine ulaşabilirsin. Ben sana bunu söylemek istiyorum. Sen de gerçekten hedefine ulaşabilirsin. Bu konularda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. O formu doldurduktan sonra zaten senin ayak bağın nedir? Beraber tespitliyoruz, buluyoruz. Engellerin nelerdir? Hedefine gidebilmek için hangi yeteneklerini kullanman lazım? Çünkü içinde bir aslan var. Kullanılmayan bir potansiyel var. Bir enerji duruyor orada, atıl duruyor. Onu da aktive ederek hedefine mutlaka ulaşacağına inanıyorum. Bunun için ne yapacaksın? Bizimle iletişime girebilirsin. Hemen bizimle iletişime girmek için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kal.